Bu kehanetler de aslında çok da bize uzak kehanetler değil. Bugünden bakıldığında ülkede en kıt kaynak olan su kaynağının ne kadar değerli olduğunu ve ileride bugün yapılan petrol savaşlarının yarınlarda su ile ilgili yapılacağı da bugünden aslında görülebilir. İşte bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük bir avantajı var. Türkiye'den gelen su ile ilgili bunun iyi değerlendirilmesi, iyi kullanılması çok önem arz ediyor bu noktada. Üretim çok önemli bu noktada. Üretime eğilmemiz gerektiği noktasında çok da hani kehanetlere bakmanın bir gereği yok diye düşünüyorum.